Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi Uyku apnesine geçmek istiyorum. Bu da ciddi bir problem. Belli bir süre uykuda nefesiniz kesiliyor, duruyor. Evet. Bunu kişi hissetmiyor bir de. En önemli yani hissedemiyor. Evet. Yani Uyanmadığı için uykuda yakının da hissetmesi zor oluyor yanındaki eşinin de. Bu ciddi bir problem. Şimdi uyku apnesine biraz farkındalık oluşturalım. Uyku apnesinin horlamada değindik ama biraz daha detaylı anlatırsanız bize ben çok sevinirim bu meyanda. Biz nasıl farkına varacağız bu sorunun? Şimdi uyku apnesi geçiren insanlar dediğiniz gibi genelde kendileri bunu fark etmiyorlar. <laughs> Özellikle yalnız yaşayan bekarda bir insansa evet. kendisi sonuçta uykusuna... Kötü de olsa verimsiz bir uykuda olsa devam ediyor. Çünkü bu nefes durması esnasında hastanın gerçekten birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar nefesi duruyor kesiliyor. Ama belli bir oksijen belli bir değerin altına düştüğü zaman insan beyni devreye girip kişiyi nefes almaya ya da uyanmaya zorluyor. Çünkü öteki türlü kişi uykusunda boğulur. Yani gerçekten çünkü vücuduna hiç Hava girmiyor ama beyin buna izin vermiyor ve kişi böyle bir e, boğulma sesiyle ya da derin bir gürültüyle tekrar nefes almaya başlıyor ya da uyanıyor. E, uyananlar genelde bunun farkına varıyor ama uyu uyanmadan soluk soluğa evet, uyanıyor. Soluk soluğa tıkanarak uyanıyor, derin bir nefesle uyanıyor. Sanki boğuluyordum e, şimdi nefes almaya başladım gibi. Uyanan hastalar oluyor. Onlar zaten genelde bundan e geldiklerinde bahsediyorlar, farkında oluyorlar. Ama kimi hastada uyanmadan e, böyle bir gürültülü nefeste uyumaya devam ediyor. Onu daha çok eşleri fark ediyor. İşte hiç nefes almıyordu bir anda böyle bir gürültüyle tekrar nefes almaya başladı diye. E, tabii bunu fark etmeyen kişi ne şikayetle geliyor? Hani horladığını bilmiyor evet. apnesi. Bunlar da bize mesela hasta geliyor diyor ki ben sabah uyanıyorum ama inanılmaz uykum var, sanki hiç uyumamışım gibi. Ya da uyudum, uyandım, gün içinde sürekli uykum var, sürekli esniyorum diyor. İşte dikkat eksikliğim oluyor diyor. İşimde bir türlü konsantre olamıyorum. İşte sabah bir türlü kendime gelemiyorum gibi ya da sürekli yorgunum gibi bir şikayetten bahsediyorlar. İşte zaten uyku apnesinin erken dönemdeki en rahatsız edici yönü bu. Verimsiz uyku. Hasta verimli uyku alamıyor. yeterince oksijenlenemiyor uyku esnasında ve ne kadar saat olarak uyuduğunu zannetse de her zaman hasta yorgun uyanıyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi